Herkese merhabalar. Özdeşlikler konumuzla beraberiz. Süper bir şekilde matematik dersimizde çok önemli bir konu başlığıyla beraberiz. Her sene LGS'de en az bir sorusu olan bir konu başlığı. Cebirsel ifadeleri öğrendik. Şimdi de özdeşlikler, yani en önemlileri tabii ki iki kare farkı. Hayatımız boyunca bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacak. Lisede sürekli karşımıza çıkacak. Hatta üniversitede bile sayısal bölümleri seçersek karşımıza çıkacak olan iki kare farkını öğreneceğiz. X kare eksi y kare. Bunun nasıl olduğunu öğreneceğiz. Hatta 100'ün karesinden 99'un karesini çıkarmayı göstereceğim size. İnanılmaz eğlenceli burası. Ve gerçekten de 99'un karesini nasıl alayım demiş. Gerçekten de bunu çok basit bir şekilde tak diye çözeceğiz. Ve hatta bunun cevabı 199, hemen tak diye söyleyeyim size. Ve tam kare özdeşliklerle Tonguç evladım benim, tam kareleri yapacağız. Yani A artı B'nin karesiyle A eksi B'nin karesine bakacağız. Böyle herkes ilk başta hemen şöyle diyor: A kare artı B kare mi? Hayır, değil. A kare artı B kare değil. A kare artı B karenin arasına artı 2AB ve eksi 2AB gibi bazı kavramsal şeyler giriyor. Hemen onlara da bakacağız ve süper bir şekilde Aralık programımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz. Ve sizinle beraber özdeşliklere kadar geldik. Aralığın ortasında geçtik ve güçlenme ayındayız ve süper bir şekilde sizinle beraber bu derslerimizin ödevlerini yapmamız gerekiyor. Ödev olmadan de gerçekten de gelişemeyiz. Çünkü matematik test çözmeden, soru çözmeden gelişecek bir bilim değil. Dolayısıyla mutlaka bu özdeşlikleri mutlaka test etmemiz gerekiyor. Burada hemen ödevini vermek istiyorum. Sayfa 82'den başlıyoruz ve 87'ye kadar geliyoruz. 82, 87, 0'dan 8'e sayısal olan arkadaşlarımız için. Ve taktikte biliyorsunuz Dinamo ve Zoru bankalarında dijital sorular var. Yani her kitabın aktivasyonu gerekli ve aktivasyonun bilgisi de arka iç kapağında var. Ve burada da aktivasyon etiketi her kitapta var. Bunu kazıyıp tat uygulamasını aktive ederseniz, hemen ben ödevimi göstermek istiyorum mesela. Buradaki her bir testin içinde ekstra iki tane yeni nesil soru size aktive olmuş oluyor. Hemen göstermek istiyorum. Burada da özdeşliklerle alakalı testlerimizi gösterirsek. Sayfa test 49'dan başlıyoruz. Test 49'dan başlayıp test 53'e kadar geliyoruz. Test 53'e kadar geldikten sonra her bir testte görüyorsunuz. Bu bir soru mesela. Beşinci soruda ama bu artı 2, yani 7 sorudan oluşan bir testimiz. Tabii Zoru Bankası birazcık kazık, onu söylemek istiyorum. Ve burada da cebirsel ifadelerin son konuları bunlar aslında. Cebirsel ifadelerle alakalı testimiz ve Dinamo'da da cebirsel ifadelerle alakalı son özdeşlik testlerimizi de çözelim. Lütfen, buradaki ödevimizde yazıyor. Hadi bakalım o zaman, dersimiz başlasın. Tonguç abim benim. Değil. Bir kere bu özdeşlik mi değil mi dediği zaman bak. Burada bir eşitliği var değil mi Tonguç abim? Evet hocam. Eğer bu ifade bilinmeyen her değer için doğru ise Tonguç abim benim, biz buna özdeşlik diyoruz. Hemen seninle beraber bir yapmaya çalışalım mı? Tonguç bak, ben bunu şöyle dağıttığım zaman ne olur Allah'ını seversen? Bak, 1 artı 2x eksi 2 kere 2 4 eder değil mi? Şimdi eksi 4 ile artı 1'i toplarsak ne der Tonguç abim benim? 2x eksi 3 öder değil mi Tonguç abi? Bak, burada 2x eksi 3, burada 2x eksi 3. O zaman bu her zaman doğru değil mi Tonguç abi? Hocam, lastik mi taktınız parmağınıza? Evet, lastik takmışım, evet, yanlışlıkla. Lastik tamamen, bu yanlış anlaşılmasın lütfen. Hani don lastiği mi hocam, yoksa burada bir şeyleri tutturmak için lastik takmıştım ama. Kalemin parmağınıza kalmış. Evet, çok önemli değil, özür dilerim diyoruz. Geldik Tonguç abi'ye bak. 2x eksi 3, x. O zaman bunlar bile aynı. O zaman bu bir özdeşiktir. Peki başka türlü bir yöntem var mı? Salla, x yerine 5 yaz. 5 kere 2 10. 10. 3 çıkar 7. X yerine 5 yaz. 5 eksi 3, 5 eksi 2, 3. 3 kere 2, 6. 1 de ekle 7. Bak, 7 eşittir 7. İşte bu kadar. Bu kadar mı? Geldik bu zımbırtıya mesela. Bak. Bunda bunu çarptın, bunda bunu çarptın. 2x eksi 2. Bir de artı x var. O zaman 3x eksi 2. Bu da ne var? 2x eksi 3 var. O zaman bu bir özdeşlik değil. Kusura bakma, bu bir denklem diyeceğiz Tonguç'um. Bu basit bir giriş tabii ki. Bunda bunu çarptın, bunda bunu çarptın. X kare artı x dedik. Artı bir de 3 var. Buraya bakalım. Aa, aynı şey. Dolayısıyla tamam, bu bir özdeşliktir diyoruz ve süper bir şekilde özdeşlikle denklem arasındaki farkı anladık. İstersen sayı da verebilirsin, bunu unutma. Şimdi geldik işte tarihi bir özelliğe. İşte matematik hayatım boyunca en fazla kullanacağım. Matematik hayatım karardı. Matematik hayatım boyunca en fazla kullanacağım özdeşlik hangisi desen, iki kare farkı derim. Wow. Tek geçerim gerçekten de. Yani bundan daha önemli bir özdeşlik yok. Bütün üniversite sınavlarında yani yüz binlerce kere çıktı. LGS, TEOK sınavları, eski ABS, LPG'de her şeyde çıktı Tonguç abim. Bunun çıkmadığı sınav neredeyse tarihte yok. Çünkü
Matematik öğretmenleri buna bayılıyorlar. Neden diyeceksin? Çünkü böyle minnoş bir şey. Neden? Bak, a kare eksi b kare. Bir şeyin karesinden diğerinin karesini çıkartıyorsun. O zaman basit bir mantık düşüneceksin. Tonguç Alemem. Mesela hemen sana bir seni anlayacağın dilden anlatmak istiyorum Tonguç Alemem. Japonca yani. Hayır. Öküzün karesi eksi sığırın karesi. Hemen söyler misin bana? Öküzün karesi eksi b. Çok basit bir mantığı var. Camış. Öküz eksi sığır diyorsun Tonguç Elan'ım benim. Öküz artı sığır diyorsun Tonguç Elan'ım benim. Ve bunları birbirleriyle çarpıyorsun, bu kadar basit. Yani resmen mandalaya döndü hocam burası. Bana a kare eksi b kare derlerse a eksi b, a artı b ve bunları çarpıyorum, bitti, bu kadar. Mesela 100'ün karesi eksi 99'un karesi. 100 eksi 99, 100 artı 99 ve bunları yan yana çarp, bitti, bu kadar. 100 eksi 99 kaç eder? 1 çarpı 100 artı 99, 199. Bak, bunun cevabı neymiş? 199'muş, bitti, bu kadar. Bak şu zımbırtıya bakalım. X kare eksi 4y kare. İşte burada trikler başlıyor. Matematiğin çelişkili ve büyülü dünyası, entrikalı dünyasına hoş geldin diyorum. Bak burada 4y kare neyin karesidir diye sormasın. Bu basit. X kare x'in karesidir. 4y kare neyin karesidir dediğin zaman hemen ne aklına gelecek Tonguç? 4y. Patlarsın. Çok güzel bir hata yaptın. Tebrik ediyorum seni. 4y'nin karesi hemen neymiş, hesaplayalım. 4y karesi. 4y'nin karesi 4y çarpı 4y değil midir Tonguç? Evet. 4y kare nedir o zaman? 4 kere 4 16. Y kare, y çarpı y, y kare. Aa. 16 y kare. Patladın. Dedin ki bana 4y kare aslında 4y'nin karesi değil mi? Patladın. O zaman mantık şu. 4y kare neyin karesi derken her ikisinin de tersine gitmen gerekiyor. Y karenin tersine gidersek y, 4'ün tersine gidersek 4 neyin karesisin sen? 2'nin. Süper. O zaman bu aslında 2y'nin karesidir diye aklına getireceksin. Sonra diyeceksin ki x eksi 2'ye, x artı 2'ye ve bunları yan yana çarpayım diyecek ve olayı bitireceksin diyoruz ve geldik tam kare ifadelere. Arkadaşların yorumları çok önemli bu arada. Hocam bir gün Adıyan, Efe, Cantürk, Irmak, Albayrak, Ramazan, Karakoç, Yal, Dumnur. Bordo bereli sorularımız geliyor. Bordo bereli sorularımız gerçekten de. Komando. Hocam Tonguç Fan, Hidayet Bölükbaşı, Roblox Bozan Oyuncu, Sevilcan Çallı, Birgül Adıyan, Huri Naz Şeker, İlayda Sarı, Efe, Cantürk, evet. Ramazan, Karakoç, Nihal. Şimdi tam kare ifadelere geçiyoruz. Bu da önemli bir konu. Neden? Çünkü herkesin karıştırdığı bir aslında kıl bir özellik var burada. Şöyle düşünüyor herkes. A artı B'nin karesini alırsam A kare artı B karedir. Çok yapılan bir hata. O yüzden buraya da yazdık zaten. Aman dikkat et. Bu hatayı yapma. Çünkü A artı B'nin karesi nedir biliyor musun? Doğru, A kare artı B karedir. Ama bunların arasında birazcık açtım. Neden biliyor musun? Değil çünkü mi? Önemli bir kıllık var orada. Bu ikisini çarpıp iki katını alıyorsun. 2AB ediyor ve buna artı şeklinde ekliyorsun. Yani a kare artı b kare. Tamam, eyvallah. Senin aklına gelen ilk şey zaten buydu. A artı b'nin karesinde. Ama bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Şu ikisini çarpıyorsun. Sonra bir de 2 ile çarpıp artı diye bunu ekliyorsun. Mesela a eksi b'nin karesini almak istiyorum. Yine aynı şekilde a kare artı b karedir. Çünkü eksinin karesi de artıdır. Değil mi Tonguç? Evet hocam. Bunda bir problem yok. Bunu herkes aklına getirebiliyor. Ama herkes şunu aklına getiremiyor. Bu ikisini çarp. AB 2 ile çarp bunları. 2AB burada eksi olduğu için de buraya eksi yaz demek aklına gelmiyor herkesin. O yüzden kırmızıyla yazdım ki aklına getirebilsin. Dolayısıyla demek ki A artı B'nin karesi deyince bu aklımıza gelecek. A eksi B'nin karesi deyince de bu aklımıza gelecek ve biz bunlara tam kare diyoruz. Ve bunların diğer bir adıysa Tonguç Hanım, parantez karesi. Bak, parantez karesi de kullanılabiliyor. Orada aklına getireceksin ki bir parantezin karesini almışız. Arkadaşların neler söylüyorlar bunlar alakalı yorumlarını almak istiyorum Tonguç Hanım. Hocam, bu sırada hemen sana şunu yapmak istiyorum. X artı 1'in karesi. X'in karesi artı 1. Bitti, bu kadar. Çünkü 1'in karesi kaçtır evladım benim? 1. Süper diksin. Ama araya ne diyeceğiz? Bu x'in çarpımı, yani x çarpı 1 x'tir. 2 katı 2 x'tir. Bir de artı olduğu için burada artıyı yapıştırıyorum. X kare artı 2 x artı 1'miş demek ki. Mesela hemen bu zımbırtıya geldik. 3 x'in karesi kaçtır? 3 x'in karesi nedir Tonguç Eren Bey'im? 3 x kare. Patladın, çok güzel. Gel seninle beraber yapalım. 3 x çarpı 3 x diyorum. 3 kere 3 9. Hocam bordo bereli istiyoruz. X çarpı x. X kare 9 x kare. Bordo bereliler geliyor, merak etme. Dolayısıyla diyorum ki bu 9 x kare artı eksi 2'nin karesi 4'tür. Yani. Artı 4, süper. Ama ikisinin çarpımının, yani 6x, bak 3x çarpı 2 6x, 2 katı 12x'i, buradaki işaret neyse aynı şekilde yerleştiriyorum. Araya koyuyorum, araya monte ediyorum. Ve işte bu kadar tam kare ifadeleri tamamlamış olduk. Gel senle gerçekten de birazcık bordo bereliye yakın. Ama bu mavi bereli diyelim gerçekten de bu soruya. Ama önemli bir soru. Şöyle bir ifade sormuş bize. Demiş ki
X budur, Y budur. Yuh, daha ne ya neler. Evladım ilk kökler falan var. Bayağı kafa karıştırıcı bir soruya benziyor. Ama hiç korkmayacağız. Diyeceğim ki şu ifade bir şeye benziyor. Neye benziyor? Neye benziyor? Bak şu zımbırtıyı ortaya alalım. Ne fark eder ki? X kare eksi 2X Y artı Y kare. Bakar mısın? X'in karesi, Y'nin karesi bir de ikisinin çarpımının iki katı. Bir de burada eksi var. O zaman bu ifade artın aslında X eksi Y'nin karesi değil midir Tonguç abi? Evet hocam. Demin öğrenmiştik. Biz bunlara da tam kare diyorduk diyoruz. Dolayısıyla x eksi y'nin karesini soruyor. X'i biliyoruz. E y'yi de biliyoruz. Biliyoruz. O zaman bunları birbirlerinden çıkartıp Tonguç Ölen benim karesini almam gerektiğini anlayabiliyorum. Çünkü bak burada x yazıyor. Burada y yazıyor. Bak x bu. Y bu. O zaman bundan bunu çıkartacağım bak. 2 eksi kök 5 buradaki x. 2 artı kök 5 buradaki y. Aralarında eksi var, eksi var. Parantez var şu etraflarında ve kare var etraflarında. İşte bu kadar. Oh, olay evet. Bitti. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu bir bütün olduğu için, bu da bir bütün olduğu için bunları ayrı bir paranteze de koymamız gerekiyor. Ne işimize yarayacak bu parantez? İşte kritik nokta burada. Burada eksi artı hatası çok yapılıyor. O yüzden şuna dikkat edeceğiz. Bu eksi hem buna hem buna dağılacak. Diyorum ki o zaman 2 eksi kök 5, buradaki eksi dağılırsa eksi 2, buradaki eksi buraya dağılırsa eksi kök 5 etti Tonguç Aran'ın. Gerçekten de matematiğin entrika dolu. Sihirli dünyasında kayboluyorum adeta. Gerçekten de birazcık sihir dolu dünyasına hoş geldin diyorum. 2 ile 2 birbirini zaten götürdü. 2 eksi 2 sıfırdır. Eksi kök 5, eksi kök 5 nedir Allah'ını seversen? Eksi 2 tane kök 5'tir. Ve bunun karesini alabilirim artık. Çok basit. Çünkü eksi 2'nin karesi nedir Allah'ını seversen? Eksi 2'nin karesi 4'tür. Kök 5'in karesi 5'tir. 4 kere 5'ten de cevabımızın 20 olduğunu söylemeyiz. Bravo diyorum sana artık. Bravo. Bordo verilere yaklaşıyoruz gerçekten de. Hiç sorun değil ama bordo verisi bir tane bordo hemen verili, hemen geliyor lan benim tebriklerimize. Şimdi burada tabii hani şunu unutmamamız gerekiyor. İyi hocam. Bordo verili soruya gelinceye kadar bizim alıştırma, ısınma, antrenman yapmamız önce gerekiyor. Önce Erbaş Onbaşı. Aynı spordaki gibi. Eğer siz hiç spor yapan arkadaşınız varsa mutlaka okulda bilirler. Hoca mutlaka ana antrenmandan önce ufak ısındırma, jogging, mogging böyle aynen. Niye esnetme falan? Niye peki bunlar biliyor musun Tonguç? Yırtılmayalım diye. Çünkü Tonguç acayip önemli. Kaslarımız, tendonlarımız, bilmemlerimiz yırtınabilir, yırtılabilir. O yüzden vücudumuzdaki kan dolaşımını arttırıp, beynimizdeki akışı hızlandırıp, bunlar tamamen onlar için sonrasında bordo belirliği, gerçekten LGS'de çıkabilecek tarzdaki bordo belirliği soruyu yapacağız seninle İlk beraber diyoruz. Yandaki şekil. Bu arada hani bordo belirli sorular diyorlar ya, bordo belirli soruları nerede bulabiliriz diye arkadaşlarımız. Çok basit al işte Zorlu Bankası'nda. Bordo belirli sorular bollukla var ve buradan da bordo belirli soruları hepsini arkadaşlarımız çözebilir. Bu arkadaşın bordo belirli bankasında yapabilirdik bunu. Hatta Zorlu Bankası'nda yapabilirdik gerçekten de. Tebrik ediyorum seni. Evet. Şimdi geldik yandaki şekil. 3 farklı kare şeklinde kartonun birbirine yapıştırmasıyla oluşturulmuştur. Verilen uzunluklara göre kırmızı ve yeşil renkli bölgelerin santimetre karesi ama bak çok önemli. 3 farklı kare demiş. O zaman bütün bu karelerin kenarları birleşti. Bu 3x artı 1 ise burası da 3x artı 1'dir. Burası da 3x artı 1'dir. Bunu unutmayalım. Burası x eksi 2 ise burası da x eksi 2'dir. Çünkü bu bir aslında dikdörtgene benzese de bir kare. Aslında yanlış birazcık yamuk çizmişiz kusura bakma. Peki buradaki zımbırtı kırmızı ve yeşil renkli bölgenin santimetre cinsinden alalım. Bir kere yeşil renkli bölgenin santimetre cinsinden alanını hesaplayabiliriz. Çünkü kenarlarını biliyoruz. X eksi 2 çarpı x eksi 2. X eksi 2 çarpı x eksi 2. Ben bunu ne yapıyordum? Aslında x eksi 2'nin karesi diye yazıyordum. Nasıl çarpıyorduk? Tam kare yapalım. X'in karesi artı 4 diyorum. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Ve bu x'in çarpımı 2x'in 2 katı 4x. Ve burada eksi olduğu için buradaki eksi x. Dolayısıyla bu zımbırtı yeşil alan diyoruz ve bulmuş olduk. Şimdi geldik kırmızı alana. Kırmızı alanı bulmak için birazcık daha yorulacağız. Neden diyeceksin? Çünkü şu kenarı vermemiş bize. Ama şöyle biliyorum. Şunun hepsi, kaç evladım benim şunun hepsinin hemen söyler misin ne olduğunu? 3x artı 1 santim. Mükemmel. Şurası ne kadar Tonguç evladım benim bir söyler misin bana? X eksi 2. Süper. Dolayısıyla bu zımbırtıdan, bu zımbırtıyı çıkarsam bu zımbırtıyı bulmaz mıyım Tonguç evladım? Evet hocam. Hemen yapalım seninle beraber. Hemen 3x artı 1'den paranteze koymak zorundayım. Lütfen rica ediyorum. X eksi 2'yi çıkartıyorum ve bu eksiyi de bunun üzerine dağıtmayı unutuyorum. Eksi eksi eksi. Burada matematiğin entrikalı dolu dünyasına artı eksi hatalarına hoş geldin diyorum. Geldik. 3x artı 1 diyorum. Eksi x.
Bak bu Eda alınca eksi eksi neler artı 2'ler. Dolayısıyla cevabımız 3x'ten 1x çıkarsa 2x, artı 1 ile artı 2 artı 3. O zaman kırmızının bir kenarının 2x artı 3 olduğunu buldum bile. O zaman hadi seninle beraber kırmızı alanı kırmızı renkli kalemimizle hesaplayalım Tomuş Eren Bey. 2x artı 3'ün karesi. Neden? Çünkü bunun karesi. Bu çarpı bu aslında. Aynı şey olduğu için karesini alalım. Ne diyorduk Tomuş Eren Bey? 2x artı 3'ün 4x kare. Yani 2x'in karesi. Çok dikkat et karıştırma. Artı 9. Çünkü 3'ün karesi. Ve bu x'in çarpımı 6x'in 2 katı. 12x. Ve aradaki artı olduğu için artı 12 diyoruz. Dolayısıyla ben artık kırmızı renkli alanı buldum. Bize ne soruyordu Tomuş Eren Bey? Kırmızı ile yeşil renkli bölgenin alanlarının farkını soruyordu. O zaman bunun altına yazarım. X kare eksi 4x artı 4 diye yazarım ve çıkartırım Tomuç'um. 9'dan 4 çıktı Tomuç abi. 5. 12x'ten eksi 4x çıktı. Wow. İşte patlarsın. 12'den 4 çıktı 8x. Harika. İnsanın aklına öyle geliyor. Hemen yazalım. 12x'ten. Bir insan aldanır. Eksi 4x'i çıkarmam gerek. Eksi x kaç etti? Matematiğin en sıkı dolu dünyasına hoş geldin diyorum. Skandallar. 16x'miş. 16x'miş. Artı 5 ve 4x kareden x kare çıktığı zaman bu aslında 1x karedir, görünmez bir 1 vardır. 1 vardır. 3x kare artı 16x artı 5 şeklinde. Hocam matematiğin büyülü dünyasında bir... entrikalı dünyasında bir dizi çekmeyi düşünür müsünüz? Evet, yani skandallar da olur. Tabii diyorum. Geldik bordo bereli soruya. Hadi bu arkadaşlar. Hocam Sores Aga, Kuşu Batuhan, Merve Sebze, Nuray Özbay, Onur Şen, doğru Baba Gamer oyuncu. Doğru cevabı. Bu doğru cevabı. Yazan arkadaşımızın adını yazmak istiyorum tarihe. O zaman seçenekleri kapatın hocam. Arkadaşlar şey yazmasın. ABCD yazmasınlar. Evet. Şimdi ABCD yazmayalım. Evet. Bu seçeneklerden hangisi olur? Onur Şen, Atakan Dursun, Baba Gamer oyuncu, Mehtap Gündoğan, Emre Bozkurt, evet. Süperisi. ABCD'yi kabul etmiyoruz. Yüksel Türk, bunun aynılarını yazmanı istiyoruz. Acaba hangisi olacak? Nuray Özbay benim adım okuyun demiş hocam. Evet. Nisa Arslan, Abama, Demirtaş. İlk bordo belirli sorumuzu hayırlı olsun. Bu arada bordo belirli sorulardan mesela bak birkaç tane örnek sana göstermek istiyorum. Bak burada bordo belirli sorularımız çoğunlukla var. Şu tarz sorular. Birazcık daha yeni nesil. Bak şuna bakar mısın? Bordo belirli soru gerçekten de. Aynı şekilde Tomuş Eren Bey'im. Bu tarz alan soruları çok çıkıyor. Alan soruları özellikle LGS'de son sınavda çok fazla karşımıza geldi. Mesela şöyle bir soru. Bakar mısın Allah'ını seversen? Sorunun genişliğine... Soru değil adeta bordo belirli. Aynen. Soru değil adeta bunu yapan bordo belirli diyoruz Tomuş Eren Bey'im. Ve süper bir şekilde bunların hepsine çalışman için çok güzel bir şekilde motive olman gerekiyor. Geldik bordo belirli soruya. Hadi bakalım. Bilgi dik kenarı A ve B olan dik üçgenin alanı A çarpı B bölü 2'dir. Tamam zaten bunu biliyoruz. Zaten lane tip LGS sorularında bunu veriyorlar. Aşağıda eşkenarlardan oluşmuş deminler üzerine bazı geometrik şekiller çizmiştir. Bir kare çizmiş, bir de üçgen çizmiş görüyoruz. İkinci zemindeki eşkarelerin bir kenar uzunluğu, birinci zemindeki eşkarelerin bir kenar uzunluğundan bir birim fazladır. Aman Allah'ım iyice kafa karıştırmış. Buna göre birinci zemindeki şeklin alanı A kare olduğuna göre, bunun alanı A kareymiş tamam eyvallah. İkinci zemindeki şeklin alanının A cinsinden eşidi, aman Allah'ım gerçekten de beynim şu andan yoruldu. Daha soruyu okurken bile... Ben bıraktım hocam siz devam edin. Ben dedim hani yani bu böyle olmaz, bu böyle olmaz, bir şey yapmamız gerekiyor. Benden geçti hocam artık. Şimdi Tomuş Eren Bey gel bakalım senle. Şimdi diyorum ki bak adam buna x demiş. Birazcık kağıt çıkarmam gerekiyor. Hocam ilk cevabı bilen arkadaşın ismini söyleyebilirim. Aynı şeyi 4 defa söylüyorum. Kağıt çıkarmam gerekiyor çünkü çözemiyorum. Gerçekten. Hocam ilk bilen arkadaşın ismini yazabilirsiniz. Evet ilk bilen arkadaşım. Amerikalı bir arkadaş. Ailesi evet. Türk ama babası yabancı evet, olduğu için. İlk bilen arkadaşım. Burak Rogers. Ne? Burak Rogers. Burak süper. Rogers. Gerçekten de Rogers. Bravo. Evet. Rogers oğullarından. Evet Rogers oğullarından diyoruz ve süper bir şekilde. Şimdi çözmeye başlıyoruz. Şimdi adam demiş ki bunun bir kenar uzunluğu yani x. Bunun bir kenar uzunluğundan bir fazla demiş. Yani şu kenar o zaman x değil de bir birim fazladı ya. Karelerin bir kenar uzunluğu bir. O zaman burası x artı 1'miş. X artı 1'miş. Bunu bir yazdık hayırlısıyla. Sonrasında diyorum ki Tomuç Eren Bey. Bunu yazdıktan sonra. Şimdi bunun alanını hesaplayalım mı seninle beraber? Hadi gel. Şimdi bak burası x ise. Burası da x. Burası da x. Burası da x. Burası da x değil mi Tomuş Eren Bey? Evet hocam. Dolayısıyla bunun alanı kare olduğu için 2x çarpı 2x değil mi? Bak birincisinin alanını hesaplıyorum. Yani 4x kare değil mi Tomuş Eren Bey? Evet hocam. Ve demiş ki bize birinci zemindeki alan a kare olduğuna göre demiş. Demek ki 4x kare aslında a kareye eşitmiş değil mi? Bu elimde kalsın. Peki ben buradan a'yı bulabilir miyim?
A dediğimiz şey aslında neyin karesi 4x karedir? 2x'tir. Elimde şu iki bilgi kalsın, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi geldik ikinciye. Şimdi ikinciye hesaplarken de şöyle yapıyorum bak. Bu elimde bir yerde duruyor. Şimdi diyorum ki burası x artı 1. Burası x artı 1. Burası x artı 1. Uzatmıyorum ama uzatıyorum birazcık. X artı 1. Bak 4 tane x artı 1 diye mi tonguç aramayayım? Evet hocam. 4 tane x artı 1. 4 çarpı x artı 1 diyorum o zaman. Süper. Şurası da 4 tane x artı 1 değil mi? Burası da 4 çarpı x artı 1. Sonrasında bu iki kenarı çarpıp 2'ye bölmem gerektiğini söylemiyordu bu arkadaşımız. Bölü 2 bunun alanıdır diyorum. Hadi bakalım şimdi şu 4 ile bu 2 sadeleşir. 2 olur Tunç abi. O zaman sonuç olarak bak. 4 kere 2 8 çarpı x artı 1'in karesi de aslında şu zımbırtının alanıdır. Peki geldik diyor ki. Bunun cinsinden değeri de. Bunun cinsinden değeri soruyor. Şimdi bunu bir açmaya başlayalım. X artı 1'in karesini biliyorsun değil mi? Evet. 8 çarpı x kare artı 1 yazıyorduk zaten burnu açarken hatırlıyorsan. Ve bu x'in çarpımı 2x'in, pardon 1x'in 2 katı 2x'i de ortaya yazıyorduk. Artı şeklinde burada artı olduğu için. Şimdi bununla bunu çarpmam gerekiyor. O zaman diyorum ki Tonguç Erhan Bey'im bölü 2'yi yaptık mı? 4 kere 2 8 Tonguç Erhan Bey'im. Evet harika bunu da yaptık. O zaman diyorum ki Tonguç Erhan Bey'im hemen bak. Bu x'ini çarptım. 8x kare artı 8 kere 2 16x artı 8 çıkar bunun cevabı. Şimdi 4x kare neydi? A kareydi. A kare. O zaman 8x kare 2 tane a kare etmez mi Tonguç Erhan Bey? Eder hocam. Bak benzetmeye başladım. A cinsinden eşitliğini sormuştu. Artı 2x neydi? A'ydı. O zaman 16x bunun 8 katı değil mi Allah'ını seversen? Evet hocam. 2x'in 8 katı 16x'i. O zaman bu da 8a'dır diyorum. Artı 8 şeklinde mükemmel bir şekilde ilk ben arkadaşımız Burak Rajiz'i tebrik ediyoruz. Doğru cevabımızın 2a kare artı 8a artı 8'den Denizli olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de birazcık bordo bereli soruydu. Sorumuzun çözümü burada birazcık yer sığmadığı için biliyorsun bordo bereli sorular uzun oluyor ve bu şekilde yapmış olduk. Ve geldik artık özdeşiklerde çarpanları ayırmaya bakacağız. Tonguç Erhan bak burada çarpanları ayırmaya yaparken şunu bilmemiz gerekiyor. Ortak parantez alma her zaman kraldır. Ortak parantez alma ne demek biliyor musun Tonguç Erhan? Ne demek hocam? Ortak paranteze arkadaşın yorumlarını okuyabilir misin Tonguç Erhan Bey'im? Hocam Enes Kebapçı, Ertuğrul Koparan, Mert Özçetin, Mehmet Çelik, Filiz Avşar, Tuziler Gamers, Ece Özer, Sevilcan Çallı, YouTube Osmanlı. Evet ortak parantezi almanın yanlarına yıldızlar koyuyorum. Çünkü burada bak burada 3 tane terim var. Görebiliyor musun Sevilcan Bey'im? Bu 3 tane terimin içinde de aslında 2 çarpanı var. Bak bu mesela 2 çarpı x kare. Bu mesela 2 çarpı 14x. Bu mesela 2 çarpı 49. Tamam mı? Dolayısıyla ben burada ortak olan 2 zımbırtısını en başa alıyorum. Çarpı diyorum ve parantezimi açıyorum. Sonrasında diyorum ki 2 ile neyi çarpıyordum burada x kare yapabilmek için? X kareyi. Eksi işareti. 2 ile neyi çarpıyordum? 14x'i. Artı işareti. 2 ile neyi çarpıyordum? 49'u. Heh bitti. Parantezimi pembe ışık kapatayım özür dilerim. Sonrasında diyorum ki 2 ile pembe gönlüm sende. 2 ortak çarpan parantezine almış olduk. İşte buna biz kral diyoruz. Çünkü krallar başa gelir. Sonrasında diyorum ki şu zımbırtı bir şeye benziyor. Gerçekten çok tanıdık bir şeye benziyor. Bu neyin karesi? X'in. Bu neyin karesi? 7'nin. Bu X'in çarpımının 2 katı yani X çarpı 7 7X 2 katı 14X arada var eksi işaretiyle yazılmış. O zaman diyorum ki Hannes. Yani gerçekten de bildiğim bir şey bu. 2 çarpı x eksi 7'nin karesidir bu aslında diyorum. Ve buraya çarpanlara ayrılmış versiyonunu yapmış olduk. Yani hangi şeyi kullandık burada? Tam kare özdeşliğini kullanmış olduk. Onu da ayrıca not düşüyorum. Geldik bu zımbırtıya. Allah Allah burada ortak çarpan var mı? Evet var. Bu aslında bu zımbırtı olarak 3 çarpı a karedir. Bu da 3 çarpı 9 b kare. Niye 27 çarpı b kare yazmadım biliyor musun? Niye hocam? Çünkü ikisinde de aynı zımbırtının olabilmesi için. İkisinde de ortak kral özelliğin gelebilmesi için. İşte kralı başa yazdım sonrasında. Kral 3 burada. Çünkü ikisinde krallar ortak. Krallar ve kraliçeler. Geldik sonrasında parantezi açtım. Diyorum ki bundan geriye 3 çarpı a kare olduğu için a kare kaldı. Bundan eksi işareti. Sonra bundan da 9 b kare kaldı. Şimdi Allah Allah bu hangi özdeşliğe benziyor? Ben bunu göremeyecek ne var? 2 kare farkı diyorum kendi kendime. Kendime içimden. Diyorum ki çünkü bu bir şeyin karesi. Bu bir şeyin karesi. Bu neyin karesi Tonguç Erhan Bey? A'nın karesi. Peki bu neyin karesi dediğim zaman ilk başta aklına ne geliyor Tonguç Erhan Bey? 9B. Patladın bravo çok güzel patladın. Bu 3B'nin karesi Tonguç Erhan Bey. Dolayısıyla diyorum ki 3 çarpı
A eksi 3B, A artı 3B ve bunları çarp diyorum kendi içimden. A eksi 3B ile A artı 3B'yi çarptım ve bu şekilde çarpanlarını ayırmış oldum diye geldik bu zımbırtıya. Oo, burada ortak çarpan var mı? Ortak parantez var mı? Yok ne yazık ki. Çünkü içinde de bu, bu ve bunda hiçbir ortak parantez yok. Kusura, hiçbir ortak çarpan yok. Dolayısıyla diyorum ki o zaman ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Bu neyin karesi? 2x'in. Bu neyin karesi? 1'in karesi. Bu x'in çarpımının iki katı. Yani 4x. Ortada var mı? Süper. O zaman diyorum ki çok basit. O zaman 2x artı 1'in karesidir bu. Yani tam kare özdeşliğini kullanmış olduk diyoruz ve geldik artık gerçekten de özel sorularımıza. Eşitliğe göre demiş. A artı B işte birinin sonucu kaçtı demiş. Hemen bakalım seninle beraber. 4x küp eksi x kare. X pardon. Şöyle. Şimdi Tonguç bak şu ifadeyi gördüğüm zaman ortak parantezi alabilirim. Neden biliyor musun? Neden çünkü x'in de x olduğunu görebiliyorum. Bak bu mesela x çarpı 4x kare edebilir bu. Değil mi? Evet, x'e 4x kare çarparsak 4x küp. Bu da x çarpı 1 eder değil mi Tonguç abi? Evet hocam. Heh, şimdi ikisine ortak bir şey var. Dolayısıyla hadi bakalım x parantezini aldım. X parantezini aldıktan sonra diyorum ki bundan geriye 4x kare kaldı. Aradaki işaret eksi. Bundan geriye 1 kaldı. Çünkü x'i almıştım. Tonguç dolayısıyla ifademiz bu çıktı. Ama şuna bir şeye benziyor yahu. Bu neye benziyor? Ya bu bariz 2 kare farkı artık. Neden çünkü diyeceksin? Çünkü bu bir şeyin karesi, bu bir şeyin karesi. Bu neyin karesi Allah'ını seversen hemen yazmak istiyorum. 2x'in karesi hatırlıyorsan. 2 2 4 x'in karesi. Bununla ilgili çok hata yapmıştın. Uyarmıştık. Aklına kazınmıştı. Bu neyin karesi? 1'in karesi. E o zaman diyorum ki 2x eksi 1. 2x artı 1. Ve bunları çarpmam gerekiyor. Bitti. Bir de başta x vardı. Lütfen rica ediyorum. Bununla yazmış olduk. Demek ki bu ifade aslında buymuş. Şimdi bize verdiği zımbırtıyla benzeştirmeye çalışalım. Üstüne yazıyorum. Ax çarpı bx artı 1 çarpı bx eksi 1. Yani bakar mısın Allah'ını seversen? Şununla şu birbirine çok benzemiyor mu Allah'ını evet, seversen? Evet. Şimdi bunun başında görünmez bir ne vardır? 1 vardır. Süper zekisin. O zaman a dediğimiz şey 1. A 1'dir. Bx artı 1, 2x artı 1. Bx eksi 1, 2x eksi 1. O zaman b dediğimiz şeyin 2 olduğunu söyleyebilirsin 2 dakikada. A artı b'yi sormuş. Cevabımızın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Hadi bakalım. Çok önemli bir konu yaptık sizinle beraber. Aynen hocam zor bir konuydu. Ödüllü sorumuzu yapalım, yorumlara yollayalım bakalım.